Zevkine. Günaydın. Herkese merhabalar. Kim geldi? Benim anneannem geldi. Kim gelmiş? Evet. Kim gelmiş? Gel 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 kaldırıyor gel kendini gel al gel. beni diye. Gel Nelere gel bak. gel gel gel. Seni Anne. mutfağıma attılar. Mutfağıma attılar seni. Bal küpüm. Kim gelmiş aşkım ya? Anneannem geldi de sonunda de. Mutfaktan çıkıyorum de. Bıktım artık yemek kokularından de. Yemiyorum ama kokluyorum de. Yemiyorum ama koklatıyorlar anneanne bana de. Ağlıyor anne. Ne diyor annem? Sen burada ne yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun aşkım sen? Resim mi yapıyorsun sen? Aferin sana. Evet. Evet. Hareketlere bak, hareketlere bak. Yiyeceğim seni. Tarık hareketlere bak şimdi. Evet arkadaşlar, sabah erkenden annem geldi. Biz şimdi yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Hazırlandık, hatta çıkacağız. Spora gideceğiz Tarık'la birlikte. Bir ilk. Uzun zaman sonra. Çöp. Çöpler almadık. Çöp almadık. Evet arkadaşlar, sonunda şu kamerayı elime alabildim. Artık akşam çekimlerinde bu kameraya geçiyorum. Çünkü bunda görüntü kalitesi çok çok iyi. Yani yavaş yavaş oturacak, bir diğeriyle bir bununla güzel çekimler gelecek, merak etmeyin. Ben de birazcık toparlanayım. Toparlandıktan sonra artık vlog şeklinde sevdiğim düzenleme videoları falan, güzel videolar gelir. Aslında işte mutfakta bir tık değişiklik yapmak istediğimi söylemiştim size daha öncesinde. Ama ev sahibimiz o kaplamalara izin vermedi. Normalde buraya kaplama yapacaktık. Şu anlıkta bazı durumlar var, yani evden de çıkabiliriz. Emekliliğini bekliyor ev sahibimiz. Öyle bir durum olursa çıkma durumumuz da var evden. O yüzden burayla alakalı bir düzenleme videosu gelmeyecek. Baştan bunu size söyleyeyim. Taşınma telaşına girebiliriz 5-6 ay içerisinde. Belli değil. Ev sahibimizin durumuna göre belli olacak. O yüzden düzenlemedir, işte dekorasyondur vesaire, onlarla artık uğraşmıyorum. Onun dışında günlük vloglara daha çok yer vereceğiz. Yavaş yavaş. Sonrasında gittiğimiz yerlere, Demir'in nasıl büyüdüğünü göreceksiniz kanalda yavaş yavaş. Tabii ki ara ara da ruh halimizden de bahsedeceğiz. Annem de burada. İçmedi mi? Çok zorluyor arkadaşlar. Yeme içme düzeni bizi çok zorluyor. Zorla yedirdim az önce yani. Zorla da yedirmek istemiyorum. 6. ay kontrolü var. İnşallah kilosu hani şeyin altına düşmemiştir. Gidişatının altına düşmemiştir. Şu aralar çok çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Bir de ağzının için ufak bir yara çıkmış. Onun fotoğrafını çekip doktora göstereceğim. İnşallah bir şey çıkmaz. Bakalım. Pazara gittik. Pazardan bir şeyler aldık şöyle. Yeşillik aldım. İşte Demir'e ek gıda için bir şeyler aldım. Yerse yavrum. Sonra Migros'ta indirim vardı. Oradan deterjan falan aldım. O işlerimi hallettim. Çok öyle yiyecek içecek bir şey almadım. Çünkü yemek yapmaya hiç zamanım yok. Yani annem görüyor Demir'i. Sen diyor, bunu nasıl başa çıkıyorsun diyor. Sürekli kucağında. Sürekli bu kadar işe nasıl yetişiyorsun diyor. Zor yani, çok zor yemekte. Tarık bana yardımcı olacak artık, değil mi anne? Hiç Çok zor bir durmuyor. çocuk değil mi? Hiç durmuyor. Hiç iş yaptırmıyor. Ya benim şikayetim yok. Burada anlatmıyorum. Siz de bilmiyorsunuz ama Yok, ya bir Demir'le kişi. ilgileniyorum. Bir Bir kişi kişiye tutuyor. ait. Aynen, birimizden birinin ona bakması gerekiyor. Sadece ben şikayet etmediğim için siz hani bunu görmüyorsunuz. Çünkü bunlar benim beklediğim şeyler, istediğim şeyler. Hiçbir zaman bir şikayetim olamaz. Aksine çok çok seviniyorum. Hani onda bu gelişmeleri gördükçe, hareketliliğini gördükçe.
Ben sadece kendi, yani sonuçta benim de bir işim var. İşime de devam ediyorum. Biliyorsunuz başka bir işimiz daha var. Ona daha açıklamadık ama yani hepsine birden yetişmeye çalışıyorum. Nasıl yetişiyorum? Gelin bir de bana sorun. Hiç uyku uyumuyorum. Al, uyumadı, getirdim. Uyumadın mı annem? Evet. Benim çünkü uyku saatim bu saat değil Zeynep şimdi. Sana anlatıyorum, beni anlamıyorsun de. Ben saat 8 olmadan uyumam de. Sonra erken kalkıyorum de. 7'de bu kadını ayağa kaldırıyorum de. Ama de o zaman de işte de baba demiyorum de. Ya annem mi diyor? Bir bakıyorum annem kalkmış bana bakmış de. Hani nerede baba o zaman de? Buraya bakıyorum. He? Baba nerede o zaman? Ben sana neler aldım biliyor musun? Sana bir sürü organik şey aldım. Hiçbir pazarcı şey amcalara gittim, teyzelere gittim. Sana neler aldım annem? Sana neler aldım aşkım? Heh, kamerayı mı istiyorsun? Kamerayı istiyorum. Tut. 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 İstemiyorum da düşünüyorum. İstiyor musun? Kamerayı istiyor, eliyle çekmeye çalışıyor. Bu da geçen günkü kumsal gibi, o da kamera istiyor. Ver diyor ya bana kamerayı. Tontiş tontiş yalanlar. Şimdi neler aldım bir onları göstereyim size. Onun içinde yumurta vardı anne, inşallah kırılmamıştır. Ay ya! Bu ne çizliyorum benim ya? Tamam. Sen neden yemek yemiyorsun? Ha? Yemedim valla, zorla yedirdim birazcık ama. Şimdi bakalım annesinin elinden yiyecek mi yemeyecek mi göreceğiz. Niye? Bizim elimizde ne vardı? Bizden niye yemiyoruz? Çünkü bir sürü şey aldım. Anne evde bir şey yoktu onun yiyebileceği. Abi. Annem. Ay yavaşık seni. Nerede? Anneanne nerede? Nerede anneanne? Hala. Şimdi gidecek, yarın yine gelecek diyormuş. Gitme anneanne de. Gitme de kal biz dedi. Vallahi çençic olmuyor de Zeynep şimdi. Ama evimiz yakın olsa anneme. Evde bensiz olmuyor. Burada bensiz. Aynen. Bir tane daha lazım bir Zeynep daha. Ay kıyamam. Kustu azıcık. Hemen sarsılınca kusuyor. Oy, evimiz yakın olsaydı vallahi Demir'i ara yakından ara. Yakından uzaklaştık yine. Aynen. Soğuk diye. Burası iyi ama değil mi anne, sıcaklığı Demir için? Biraz güzel. Değil mi annem? Çok güzel. Her seferinde beni böyle yapıyor oğlum. Ay hapşırdı. Ay kıyamam. Başka kıyafetin yoktu değil mi? Sileriz artık. Niye öyle yaptın anne? Buradan da kalkıyor arkadaşlar. Hiç gözümü ayırmamak gerekiyor bundan. Çok fena bu. Çok fena. Çok fenayım. Kızlar verdi. Hayır. İşte fena değilim de. Yapmam gerekenleri yapıyorum de. Kaçış yeri arıyorum de. Tarık pazardan çok güzel çekirdek buldu. Çekirdek mi? Hani bir şey yemiyordunuz. Yok canım, arada akşamları yiyoruz, o kadar da değil. Limon aldık. Semizot yemeği çok seviyorum. Semizotu aldık. Şöyle yeşillik, roka falan aldık. Brokoli aldım. Yani bunlar hep durması gereken şeyler. Muz aldım Demirciğime. İnşallah yer. Geçen gün çok şişe yapacağım ya, kopartacağım. Şunu da koymuş Tarık. Hı-hı. O yüzden göremedim onun muz olduğunu. Muz almış ama ben görmedim. Yani çürümeye yakın gördüm. Aynen, birkaç tane kalmıştı. O daha fazlaydı. Şöyle organik bebek süsü aldım Demir'e. Ya, ayaklara bak, ayaklara. Bak sana ne aldım Demir. Al. Al aşkım. Demir. Sana ne aldım ha? Nedir o? Organik bebek bisküvisiymiş. İlk defa deneyeceğiz. Bu 6. aydan sonra diyor. Bu da organik arkadaşlar. Hippinkiler genellikle organik oluyor zaten biliyorsunuz. Yani Hero Baby de yani çok organik olduğunu söyleyemiyorum. İçerisinde şeker var. Ama yok yani, yemiyor. Azıcık da olsa şekerli bir şeyler tatması gerekiyor ki artık. Yesin yani bir şeyler. Şöyle yine organik bölümünden bir kuru kayısı aldım Demir için. Muzla birlikte hani kabız olursa rahatlatmak için. Sonra organik bio gurme aldım. Laktozsuz labne aldım Demir'e yine. Şunu kendim aldım, birazdan içeceğim. Kafa olsun. Tarık kendini ara öğün kefirlerden aldı. Demir'e havuç aldım. Yine organik, pazarın organik bölümü var. Orada şey, köylüler oluyor genellikle. Ben onlardan alıyorum. O ne tarafta diyelim?
Pazarın bir bölümü şey, köylülerin oluşturduğu bir bölüm. Direkt gidip oradan alıyoruz. Yumurtayı falan da oradan aldık. Köy yumurtası. Değil mi? Küçük küçük yamuk yumuk. Doktor nerede yamuk yumuk bir şey görürseniz onu alın demişti. Hakikaten de öyle. Kabak da aldık. Sonra... Demir. Bir de oğluna bal kabağı aldım. Yine bu da orada. Anne. Çocuk da anne diyormuş. Şey, anne dese zaten anneanne diyecek de. Bu da Karadeniz fındığıymış. Tarık aldım. Böyle arkadaşlar. Bir de Demir'e elma aldım. Önce sebzelerle başlayın diyorlar. Meyvelerin tadına bakarsa sebze yemezmiş. Deniyoruz yani arkadaşlar artık hangisini yerse. Deneyeceğiz, bakacağız. Ne oldu? Ben şimdi şuraları bir toplayayım. Dolaba yerleştireyim. Sonra Demir'le ilgileneyim. Ney? Baba diyecek kendine zor diyor. Nerede babası? Babası gitti arkadaşların yanına. Evet, annem gidiyor arkadaşlar. Görüşürüz anne. Yarın sabah, görüşeceğiz yine. Sabah geri geliyoruz şekerim. Aynen şimdi gidiyor, sabah geri geliyor. Burada ayırdığım kıyafetler vardı, onları aldı. Bizim küçük eşkıya durmadı. Niye? Gayet güzel durduk. Eşkıya durdu da senin işin bitmedi. Ne yapayım, bitmiyor benim işim. Poşete koyayım mı, çantayı alayım gideyim dedim. Hı-hı, götüreceğim mi de? Götüreyim ben bakarım ne var ama. Ben bakarım. Hadi görüşürüz anne. Emse zaten durmaz da emmediği için gitti bende. Durur. Nasıl olsa mamasının neyini yapmayı biliyorum. Sen şekerli şekerli şeylere yedirirsin. Benim şekerim düşüyor mu da yediririm, şekerli oluruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Evet arkadaşlar, Demir'i uyuttum. Bilgisayarın başındayım. Şimdi hafıza kartını boşaltıyordum. En son çektiğim videolar falan vardı. Bazı yüklemediğim görüntüler falan vardı burada olmayan. Hatıra kalsın diye sakladım. Birazcık onlara daldım. Bayağı bir kötü oldum. Çok kötü oldum. En son bakım yaptığım videosu falan. Ata çok kötü bir şekilde kriz geçirmiş. Kamera açık kalmış orada. Normalde videolarına falan bakamıyordum. İşte boşaltmak için, diğerine geçirmek için şöyle bakayım dedim. Kameranın açık kaldığı noktalarda ve çok en son dönemleri. Hani görüyorsunuz çocuğunuz yanınızda acı çekiyor ama hani onu o dakika iyileştirmek için uğraşıyorsunuz. Yani o saniye çok önemli çünkü. Onun hayatta kalabilmesi, nefes alabilmesi için o saniye, o dakika çok önemli. Ne kadar acı çekerse çeksin. Siz o an annelik vazifenizi yapmak durumunda kalıyorsunuz ve inanılmaz zor bir şey. Çok 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 zor bir şey. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki bunu ben nasıl yaptım? Nasıl bakabildim? Yani nasıl bunların üstesinden gelebildim diyorum. Muhtemelen birçok şey içime attığım için yavaş yavaş onlar çıkıyor ve bu ara ara dönem dönem çıkıyor. Şu an o dönemdeyim muhtemelen. Hafta olmadı. 10 gün falan oldu herhalde gitmeyeli. Tekrardan bir psikoloğa gideceğim. Gerekirse farklı terapiler de alacağım. Çünkü onları ben anlatmadıkça, hayatın akışına devam ettikçe, yani bebekle uğraşıyorum bir de sonuçta, sabahtan akşama kadar Demir'in peşindeyim. Bir yandan hani işlerimi halletme, iş için koşuşturuyorum. Hayat koşuşturması yani sonuçta. Ama o sizin yaşadığınız travmalar içeride bir yerde kalıyor. Ve ister istemez yani saçma sapan bir vakitte patlama yaşayabiliyorsunuz. Yani ağlama krizi gibi geliyor, mutsuz oluyorsunuz, demoralize oluyorsunuz. Kötü, çok kötü. Şimdi girdim o görüntülere baktım. Dedim ya ne yaşamış benim çocuğum dedim. Yani ben o çocuğa nasıl bu şekilde bakabilmişim. Çok zordu yani. Ata normal bir hastalık sahibi bir çocuk gibi değildi. Yani kategorisinin içerisinde en ağırıydı. Kulaklıkla izledim o sesleri falan. Demir duymasın, travma yaşamasın diye.
Hiç ses çıkmayan çocuktan öyle acı çekmiş ki ses çıkmış. O son işte 3 gün öncesi falan. Evde krizler nöbetler geçiriyordu. Hastaneye götürüyorduk. Şu anlık bizim yapabileceğimiz bir şey yok deyip eve gönderiyorlardı. Evde biz nöbetleri durdurmaya çalışıyorduk. Yurt dışından falan özel yağlar falan getiriyorduk. Yani onlarla hani dengede tutmaya çalışıyorduk ki ona rağmen bana mısın demiyordu. Çok ağrısı, çok sancısı vardı. Çok kötüydü son dönemleri. Zaten ne olduysa 6 ay içerisinde oldu ve hani dediğim gibi bu sizin gözünüze gelmiyor. Onun acı çektiği gözünüzün önüne gelmiyor. Çünkü o dakika onu iyileştirmek için, onun daha iyi olabilmesi için bir şey yapmanız gerekiyor. Ben o anın acısını yaşayamadım. O anların acısını yaşayamadığım için de şu anda onlar hani birikim, içeride birikmiş durumda. Ara ara bunları düşündükçe diyorum bu böyle olmuş diyorum ve bir anda hani patlamak, krizler geliyor. Ağlamaya başlıyorum. Özellikle bu yalnız kaldığımda oluyor. Tabii bunun yaşanması da gerekiyor. Bunu da yaşamanız gerekiyor. Yani içinizde atarsanız daha kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Şu aralar özellikle demir yavaş yavaş büyümeye başladıkça ondaki sağlıklı gelişimi gördükçe bir yandan çok çok seviniyorum. Demir için çok çok mutlu oluyorum. Yani o Allah'ın bize en büyük mükafatı, çektiğimiz acıların, çilelerin en güzel hani. Hayatta çok kötü şeyler yaşadık. Yani evlatla sınandık, hala da sınanmaya devam ediyoruz çünkü biz ölene kadar o acı bizle beraber gidecek yani. Eksilmeyecek, içeride kalacak yani. Demir'in gelişimi çok şükür çok sağlıklı. Geçenlerde baba baba diyor sürekli. Özellikle sabahtan akşama kadar baba baba diyerek gezdi evin içerisinde. Bu kelimeler belki onun için bir anlam ifade etmiyor ama o kelimeleri ağzından çıkartıp hani o söylemesi bile bize o kadar çok garip geliyor ki. Yani sanki rüyanın içerisinde gibiyiz. Ama işte şunu da düşünüyoruz. Keşke işte atadan da bunları duyabilseydik diyorsunuz. O da evladımız, o da evladımız. Çok istedik yani bir şeyleri onda yaşamak. Ne bileyim yani bir elini kolunu kaldırması, hareket ettirmesi bile bizim için büyük bir şeydi. Çok özlüyoruz hala ben. Çok özlüyorum. Arıyorum sürekli. Odasından çıkmıyorum zaten. Kendimi buraya kapatıyorum. Aşırı derecede çok özlüyorum. Yani bunun bir tarifi yok. Ama belki anne baba deseydi, yürüseydi, koşsaydı. Yani bunları yaşadıktan sonra bunu kaybetmek daha zor olurdu biliyorum. İşte özlüyorsunuz yani. Onunla yaşadığınız her dakikayı, her anı özlüyorsunuz. Çok zor. Öyle yani. Bu ara böyleyim. Bir gülüyorum, bir ağlıyorum. Yavaş yavaş böyle kendimi cesaret toplayıp hani mezarlığa gittiğim zaman çok kötü oluyorum. Dua ediyorum. Ondan sonra ağlama şeyi geliyor. Etrafta bazen insanlar oluyor. Mezarlığın etrafında teselli etmek isteyenler oluyor. İşte oğlum falan diyor. Gencecik bir anne ve oğlum diyerek orada ağlaması insanların çok garibine gidiyor tabii ki. Öyle. Ama bugün birazcık kötüyüm ben. İşte ağlamazsanız içine ize atarsanız bu sefer de dönüşümü çok kötü oluyor. Demir'le hani Demir'in uyku saati başladıktan sonra onunla ilgilenmem bittikten sonra oturup ve düşündüğüm zaman ne bileyim videolara falan bir şeylere baktığım zaman bakamıyordum. Hala videolarını izleyemiyorum ama o son işte hard disk açıldı ve o videoları gördüm. Yani elim ayağım titredi. O görüntüleri işte yani onun acı çektiğini biliyorum. O dakika o an hani ona bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve acımı yaşayamıyorum. Üzülmem gerekiyor belki ona. Ben onu iyileştirmek için bir şeyler yapıyorum. Böyle bir video izledim. Kamera açık kalmış ve sadece çekmiş ve ben bunu yüklememişim. Öyle. İşte toparlanacağım. Yavaş yavaş toparlanacağım ama tabii bunlar da olacak.
demir için toparlanmam gerekiyor. Sağlıklı bir anne olmam gerekiyor onun için. Depresif bir anne olmam gerekiyor. Öyle içimi dökeyim dedim size. Şimdi biraz daha işlerim var bilgisayarda. Sonra ben de çok oturmayacağım. Yatıp uyuyacağım. İnşallah sabah kalktığımda daha enerjik olurum. Mutlu oldum bu arada. Demir. Günaydın anneciğim. Günaydın. Hadi mamalar yiyelim mi? Yiyelim mi mamalar aşkım? Aşkım benim. Günaydın. Bugün daha iyiyim. Dün bir duş aldım. Birazcık dinlendim ama çok erken kalktık. Demir saat 5'te kalktı. Uyumadı. Böyle baba 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 dedi. Yani ağlarken bile baba diyerek ağlıyor artık. Yani baba kelimesi çıkıyor ağzından. Biliyorsunuz baba baba diyor. Şimdi onun karnını doyuracağım. Şey yapacağım. Bal kabağı yapacağım ona bugün. Haşlayacağım. İnşallah yer diye düşünüyorum. Gözlerim acıyor biliyor musunuz? Uykusuzluktan çok kötüyüm şu an. Annelik böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani annelerin hakkı ödenmez. Gık deyince hemen kalkıyorsunuz. Mamasını yapıyorsunuz. Karnı açsa yemeğini yapıyorsunuz. Şimdi ben gideyim bir şeyler haşlayayım. Aç karnı ilaçları var onları yapayım. Annem gelecek bugün sonra. Stresten yedim. Normalde hiç uyum değildir ama stresten yedim. Ki tırnaklar şey yani yeni, yeni yapılmıştı. Kılıcı hoca yaptırmıştım. Yedim stresten. Bak ben sana ne güzel bal kabağı yaptım gördün mü? Dur bak tadına önlük takacağım. Sevdiğin gibi önlüğümüzü takalım, yiyelim. Bekle. Gel bebeğim. Bana bak Demir, Demir, Demircan. Nem 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 nem. Çok güzel bir mama varmış burada. Bal kabaklı, havuçlu. Çok güzel bir mama yapmış anneciğim. Nem 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 nem. Yiyorsun değil mi aşkım? Anneciğim saatlerce uğraştım. Hadi kusum. Hadi kusum. Çok güzel. Aferin benim oğluma. Atalandı. Anne. Sen abinin sandalyesine mi oturdun aşkım? He, oyuncaklarla oynamak isteyen anne. Evet. Yalnız o çok sağlam bir şey değil anne. O kendini çok oynatıyor bak. Yok bu sağlam. Sağlam değil. Yok bir bakacağız. Abisinin. Korkutuyor beni Demir. Abisi hiç kullanmadı. Yo ata bindi ona 3-4 kere. Kullandık mı? Ya yemek olarak kullanmadık da oturdu böyle 4-5 kere. Hoş bir de bu otursun. Kaybol içinde. Aşkım. Biraz küçük geldi. Bu çok fena. Bu bundan düşer diyeyim ben sana büyüyünce. Ne yapmış da fenaymış? Yok yok bunun için sağlık. Hiç de fenalığım yok. Yalan söylüyorsun derler anneme de. Hiç fena değilim de. Ben akıllı bir çocuğum de. Anneannem beni senden daha iyi tanıyor de. Sakın sakın anneciğim düşeyim falan deme orada. Ona bir tane de ben alayım mama alayım. Neyi? Yüzde alayım. Yumuşak şeyler oluyor minderler mama minder. O da olabilir. Bunu bizim orada kullanırız. Ben bir deneyim dedim. Dün baktım koltukta çok güzel oturuyor.
Herhalde dedim oturacak. Biraz bu küçük biraz gelin. Öne doğru götür anne, oyuncaklarıyla bir oynasın. Şöyle, ne yapıyor? Değil mi? Bak. Uzanmaya çalışıyor oyuncaklara. Bence böyle. Aferin var. Benim oğluma ya. Demir. Aferin benim aşkıma. Tamam, şimdi daha güzel oldu. Evet. Mamasını yedi anne. Kabak falan yaptı. Şimdi iki diğer mamasına ne yiyeceğini ya sana göstereyim. Ya bak, minik adam. Küçük adam, küçük adam. Oynamaya başladı. Arkayı besleyince güzel oluyor. Yerim seni de. Yakalayayım ben, tutayım ben. Tutayım, 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 tutayım. Şşş. Ay oynuyor anne. Oynamaz mı kızım? Çekiştireyim. Burnunu yerim senin burnunu. Hış, sinire bak. Evet arkadaşlar, ben hazırlandım. Annemi ve Demir'i evde bırakıyorum. Benim bir çekimim var. Tökime gideceğim. Bir arkadaşımın yanına. Hem de şu tırnaklarımı falan yaptıracağım. Demir, uslu dur, tamam mı? Uslu dur, tamam mı? Yalamazlıklar yapma. Çok güzel yemekler yedik, tamam mı? Anneanneyi üzme. Bu arada evin arkasında anneme de dedim. Sen de gel canın sıkılınca. Birazdan onu da alırım. Şu bir işim var, hemen onu bir halledeyim. Şu anneme Demir'i de alırım. Birazcık havalılar orada. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Alo. Güzel kızlar var, oraya gideceğiz de. Güzel kızlara bakacağız. Çok güzel kızlar var valla. Gideceğiz. Tarık bırakacak beni ama geç kaldım. Hadi aşkım. Bizim depolar boyanıyor arkadaşlar. Beyaza boyadılar. Çok güzel olmuş ya. Keşke şu kapılar falan da beyaz olsa bizim ama. Yani o kadar ferahlatıcı olmuş ki böyle. Çok güzel olmuş. Geçen gün birisi benimle dalga geçmiş. Yazmış ama yaşlı bir teyze yazmış. İşte senin ne işin var ki aşkım diye bağırmaktan başka falan filan. Böyle yorum yazmış falan. Gel sen gel. Hadi gel. Gel hadi yaptığımız işi yap teyzeciğim. Öyle kolay olmuyor yani böyle şeyler. Oradan yargılamak var. Eleştiri değil bence, bu bir yargı. İnanılmaz şekilde köpek sevmediğime dair, işte hayvan sevgisi olmadığına dair falan filan. Biz Ayaz'ı aldığımızda ben daha nişanlıydım. Ata hastalandı. Anneme bırakmak zorunda kaldım. Eğer bakmam gerekseydi bakarım ama sokağa da atabilirdim. Atmadım. Yani her şekilde bütün her şeyle ilgilendim. Bunu bana söyleyecek son insansınız. Bunu söylemeden edemedim. Yaşlı da olsam ama bunu kimsenin söylemesine bir hak görmüyorum yani. Bu haksızlık resmen. Tarık da spora geçecek benimle birlikte. Duydun mu? Ne? Hayvan sever değilmişiz. Ayaz'ı işte teklemişiz falan filan. Öyle şey olabilir mi ya? Bir tane yaşlı teyze yazmış ben 84 yaşındayım diye. Yorumlar okuyordum sabah. Neyse gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldim Samara'nın yanına. Şöyle yerinde göstereyim size, bizim eve çok çok yakın. Çok da güzel bir yeri var. Çok şık. Şöyle açıyorum. Hop merhaba. Kimler varmış burada? Bakın. Selam. Kameramı açtım da geldim. Şöyle dükkanı göstereyim dedim. Ay çok güzel olmuş burası Samara. Bayıldım. Biraz geç kaldım, özür diliyorum. Video çekeceğim diye. Minnoş'umuz evde. Minnoş evde. Onu eve bıraktım. Şöyle dükkanı bir göstereyim. Samara'nın yeni yeri arkadaşlar. İnanılmaz güzel yapmış. Ay ayna da tam bana göre, bakar mısınız? Çok güzel. Evet hadi gidelim, gel gezdir beni birazcık. Burası desk herhalde. Desk diyor. Burası manikür odası. Burası manikür. Pedikür odası. Pedikürüm burada. Ay burası çok güzelmiş. Burası mutfak zaten. Mutfak burası. Lavabo. Evet. Tertemiz dükkan, bakar mısınız? Uygulama odamız. Burası ne odası? Zayıflama mı? Cilt bakım odası. Heh, burada cilt bakımı Pirin yapıyorsun. Yapıyoruz, cilt bakımı yapıyoruz. Şöyle temizliğini falan da görün de. Şöyle göz. Antalya'da olanlar arkadaşlar. Samara diye geçiyor değil mi? Samara Beauty diye mi geçiyor? Samara Beauty Fashion. Gelmek isteyenler. Burası Yeşilbahçe mi? Şirinyalı. Şirinyalı. Bizim Şirinyalı tarafına düşüyor arkadaşlar.
Burası da kirpik falan mı takılıyor yok, burada? Burasında sana uygulama yapacağız işte. Uygulama mı yapacağız? Kalıcı makyaj. Kalıcı makyaj odasıymış. Çok var güzel, seri. Tertemiz. G5 cihazın da var. Gözümden kaçmadı. Bakın bu da G5 zayıflama cihazı. Evet, gayet güzel. Lazer de var sende. Arkadaşlar şimdi benim dudağımda kalıcı... Ne deniyor ona? Kalıcı makyaj mı deniyor? Aha, kalıcı makyaj. Kalıcı makyaj vardı. Benim daha önceden yapılmıştı. Onu söyleyeyim ben sana. Şimdi Samara onun üzerinden tekrardan bir geçecek. Çünkü onun rengi tam tutmamıştı. Doğum falan olduktan sonra da bayağı bir renkte açılma oldu. Kaç sene geçti? 1,5 sene falan oldu. Geçince artık. Zamanı geldi yani. Evet arkadaşlar, tırnaklar bitti. İnanılmaz güzel tırnaklar yaptılar. Beni yeni yıla hazırladılar. Yeni yılda evde olacağım ama ona rağmen çok güzel oldu. Çok ferahlamış hissettim şu an kendimi. Eline koluna sağlık anneciğim. Türkçe bilmiyor ama olsun, anlıyor en azından. Çok güzel. Her şey harikaydı Samara. Elinize kolunuza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gözlük çok güzel gözüküyorsun. Bak bende filtre var. Bunda filtre var. Güzel gösteriyor. Tamam. Herkesi bekleriz. Aynen. Çok güzeldi. Bayıldım. Bir, hadi anne de olun. Anne. Hadi söyle. Hani baba? Anne. Hadi bakalım söyleyeyim. Demir. Anne. Baba nerede baba? Baba nerede? Bu. Hadi anne. Hani baba? Anne de annenin gönlünü alalım hadi. Hadi bir anne de. Değil mi? Gülüyor. Değil mi? Değil mi? Söyler misin anne. Bir? Anne der misin? Anne. Hani baba? Anne. Anne. Tamam, önce baba dediğine anne. Göre. Babaları anne. Baba gece kalkacak, mamasını yapacak. Tamam ya, bu babacı. Bu babacı. Israrla anne demiyor. Söyle anne. İyi hareket anne. Ama. Üstünün pisliğine bakar anne. Mısınız ya? Söyle. Anne. Söyle. Anne. Hadi oğlum. Hani baba? Baba nerede baba? Baba nerede baba? Anne. Hani babası? Nerede? Yılış. Söyle. Söyle ne oldu? Söyle anne. Anne de. Yok. Anne. Üstü çok pis. Hadi söyle. Anne. Söyle oğlum. Değil mi? Anne. Anne de. Anne de dedim. Anne de. Bu muydu cevabın? Teşekkür ediyorum ya. Vallahi teşekkür ediyorum ya. 9 ay 10 gün tam. Hatta 10 günü de geçmiş olabilirsin. 9 ay 10 gün ya. He? Bab 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 bab. Bak 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 bak. Üstünü değiştirelim bari. Üstünü değiştirelim ya. Dedi. Söyle hadi. Hadi söyle babacığım. Söyle. Yılışıyor ya. Nereye kustu? Yere kustu mu? Yok, üstüne üstüne kustu. Hadi şöyle. Hadi bir daha şöyle bakayım annen düşün. Ne diyorduk? Ne diyorduk Demir? Hı? Hareketlere bak ya. Burada da mı iş? Kim varmış burada? Annem var. Anneyle anneannem var. Hadi şöyle bir baba dedi düşünler. Hadi. Yok, anneanne diyecek artık. Evet, annem gidiyor. Eline koluna sağlık. Hem çocuğuma bakmış hem de uyutmuş. Uyuttum evet. Erken uyumuş ama. Erken kalkacak. O kadar artık da uykusu geldi. Hırçınlaştı. Hırçınlaşınca uyuduk. Ne yedi peki? Yemek olarak. Mama. Sadece mama mı yedi? Şey yemedi mi? Yok. O yaptıklarımdan. Onu bilmiyordum ki nasıl yaptığını. Neyse, ben artık yarından. Belki sefere yaparız. İtibaren 2-3. Güzel yedi mi mamasını? Güzel yedi. Birazcık daha var. Az bir şey yedi olurken. Ne oldu ki? Çocuk niye gözlük taktı diye güldün? Yok. Geri çıkardım.
Temizlik yapmış. Ha şey. Evet, onlar gidiyorlar. Ben de diğer kalan işlerimi halledeceğim. Bilgisayarda bir sürü işim var daha. Bitmiyor, bitmiyor. Mutfağı güzelce topladım. Demir'in mamasını falan hazırladım. Yarın ne yapacağımı düşündüm. Her şey tamam. Evi de annemler toparlamışlar sağ olsunlar. Bu arada tırnaklarım çekim için. Dudağımın çekimi de yapıldı. Samara'ya destek olmak istedim. Birlikte bir reels videosu falan çektik. O da benim arkadaşımın arkadaşı. Tırnaklar da birazcık uzun oldu. Yani muhtemelen pazartesi günü yola çıkacağız. Pazartesi günü yola çıkacağız. Konya'ya geleceğiz. Orada bir çekim var. Onun için bu şekilde yaptırdım. Dönüşte bunlar tekrardan kısalacak. Çünkü demirle bu şekilde ilgilenemiyorum. Çok zor oluyor tırnaklar uzunken bakıma. O yüzden hemen çıkarttıracağım. Dudaklarım da böyle kalmayacak. Biraz daha soft renklerde olacak. Bende pigmentasyon bozukluğu vardı. 2 senede bir düzenli olarak yaptırıyorum. İşte Samara'ya da yaptırdım. Hem çekimi yapılmış oldu hem reels olarak paylaşmış olduk kendi sayfasında. Böyle bir şey yapmış olduk yani. Bunda neden açıklama gereği duyuyorum? Yani insanlar o kadar art niyetli ki. Acelesi mi vardı şimdi? Neden yaptırdı falan? Sana ne kardeşim yani? Seni ilgilendiren bir durum değil ki bu. İnsanların tırnağına, kaşına, kirpeğine bakıp da hani acısı üzerinden yorum yapmak kadar iğrenç bir şey olamaz yani. Onu buna bağdaştırmalara kadar iğrenç bir şey olamaz. O yüzden saçma sapan yorum yapanları görmezden geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Instagram'da ben sürekli aktifim. Oradan paylaşım yapıyorum, konuşuyorum, derdimi anlatıyorum. DM'den konuşuyoruz, bana çok iyi geliyor. Benim gibi birçok özel çocuk ailesi var. Onun dışında sohbet ettiğim anneler var. Sağlıklı çocuklarına yetmekte zorluk çeken ya da işte kendini eksik hisseden vesaire işte genetik tanıları konulamayan çocuklar, işte ikinci çocuğu düşünen aileler. O kadar çok aynı noktada buluştuğumuz aile var ki onların hepsiyle elimden geldiği kadar konuşmaya çalışıyorum. Boş zamanım kaldığı zamanlarda. Şimdi bir soru kitapçığı koydum. Uzun zamandır sohbet edemiyoruz. Sorun dedim. Binlerce soru geldi. Binlerce güzel mesaj geldi. Allah razı olsun hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi videonun kapanışında birazcık bunları okumak istedim. Merak ettiğiniz soruları da bu şekilde yanıtlamış olurum diye düşündüm. Mesela konuştuğumuz ayarlardan bir tanesi. Abla genetik testimiz temiz çıktı. Konuşuyorduk seninle dua etmiştin dedi. Kalp koymuş. Ben de sana buradan kalpler gönderiyorum. Dualarımı tekrar tekrar gönderiyorum. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. İnşallah Allah'ım isteyen herkese sağlıklı evlatlar nasip eder. Böyle en büyük duam bu olur size. Sizi izlemek bana iyi geliyor. Benim için özel ve değerlisiniz. Gülen yüzünüz hiç solmasın demiş. Karsudenas. Uyku problemi yaşayan aileler var herhalde. Onlar yazıyor. Uykusu şifa olsun, huzurda olsun, darısı bizim kıza, oğlana falan böyle yazanlar çok olmuş. Arkadaşlar biz 5 senedir hiç uyumadık. İnanın yani uykusuzluk falan bunların hiçbiri dert değil. Bunlar tatlı şeyler. 2 sene sonra belki 3 sene sonra taş çatlasın. 3 sene, 4 sene sonra uyku düzeni bir şekilde düzene girecek. Ama sağlıklı bir çocuk büyütüyorsunuz. Yani bunun dert edecek bir şey yok. Bir şeyleri akışına bırakmanız gerekiyor. Tamam uykusuzluk kadar zor bir şey yok. Yorgunluk tamam her şey okey ama beyin yorgunluğu diye bir şey var. Yani bir tık şöyle benim yerime kendinizi koyarsanız eğer yani bir çocuğun ölümle yaşam arasında gidiyorsunuz. Her an çocuğunuzu kaybedebilirsiniz ve uykunuzda olursa bu eğer korkusuyla yaşamak, uyuyamamak bu çok kötü bir şey. O yüzden bunlar dert edecek şeyler değil. Kafanıza hiç takmayın. Demir de öyle olsaydı inanın ki yani benim mental yorgunluğum çok fazla. O Allah'ın bana bir lütfu. O kadar büyük acılar çektik ki. Dedi ki artık Ceylan sen birazcık dinlen. Bebeğin uyusun sen dinlen. Yani o bir mükafat şu anda benim için. Ama öyle de olmayabilirdi. Beyin yorgunluğu sadece beni yoruyordu. Öyle uyku düzenimizde şu anlık bir sıkıntı yok ama bozulabilir, zorluk da çekebiliriz. Ya bunlar hayatın en güzel dönemleri bence. Yani onu anlatabileceğimiz en güzel şeyler, onları anlatabileceğimiz en güzel şeyler. O yüzden bunları dert haline getirmeyin bence. Dert değil yani bunlar, güzel şeyler.
Soru değil de sizi çok sevdiğimi ve gücünüzle güç aldığımı söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum Esma Türkmen. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Senin yanında olmak istiyorum abla. Dertlerini dinlemek istiyorum. Yanında olmak istiyorum demiş Hasibe. Anlatıyorum ama anlatılacak gibi değil bazen gerçekten. O kadar çok yalnızım ki bir ablam yok, seni abla olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Bir demiş ki ay ama delireceğim, bana sıra gelmiyor. Kıyamam. 14. sokak. Hep mutlu, huzurlu bir aile olun. Rabbim Demir'e size bağıştırsın. Makbule Çelik. Ata melek oldu ama onu çok seviyoruz. Hep kalbimizde. Azerbaycan'a selam demiş. Aysel Orkan. Buradan Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler. Cano selam. Atayı rüyamızda göremiyoruz diyordun. Geliyor mu artık rüyalarınıza? Yani Atay'la ilgili çok fazla yorum yapmadığımı farkındasınızdır artık. Çünkü resimlerine bile uzun uzun bakamıyorum. Çok kötü oluyorum. Çok mutsuzum o konuyla alakalı. Kendime gelemiyorum. Hala psikolojim bozuk. Hiç iyi değilim. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama o içimde yanan bir alev, bir ateş. Hiç sönmeyecek bir ateş. Toparlanmaya çalışıyorum. Onun adı geçtiği zaman bile gözlerim doluyor. Öyle. Düğün fotoğrafınız varsa atar mısınız? Buraya ekledik herhalde düğün fotoğraflarımızı. Lütfen SMA bebeklerini paylaşır mısınız? Hikayelerinizde çok takipçiniz var. Ne olur. Arkadaşlar paylaşmaya çalışıyoruz ama gerçekten yetemiyoruz. Yani ben makineye bağlı çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Paylaşımlar yapıyorum ve kendi kanalımda yürüttüğüm şey bu. Bununla mücadele ediyorum. İşte özelden yaptığımız şeyler de var. Burada anlatmıyorum. Onlara yetmeye çalışıyorum. Keşke yetebilsek ama yani bizim de gücümüz bir yere kadar. Ben de şöyle bir şey düşündüm. SMA'lı bebekleri böyle birleştirip elinden geldiği kadar hepsini tek tek paylaşmayıp bir YouTube videosu haline dönüştürmek. Yani onu yapabilirim ancak. Çünkü tek tek paylaşmam imkansız. Çok fazla bebek var. En güzeli öyle olur diye düşündüm. Diğer türlü zaten makineye bağlı çocuklara ne kadar destek olduğumu biliyorsunuz. Burada anlatmaya bile gerek yok. Arada aklıma gün ortasında geliyorsun ve çok güçlü bir anne diyorum içimden. Yap Kultan 01 Instagram hesabı. Ya çok teşekkür ediyorum. Sultan galiba ismi. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abla benim de çok sorunlar olan bir kızım var. Atanı görünce içim sızlıyor. Kaybetmekten korkuyorum. Kaybetme korkusunu yaşamayan bir anne yoktur. Hasta bir çocuğu olup da hani bunu bekleyen anneler olup da çok zor maalesef ki. Bununla savaşmak da çok zor. Sadece bazı şeyleri yaşamadan anlamıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Ama şunu tavsiye edebilirim sana. Bunları düşünmek yerine şu anın tadına çıkar. Ben öyle yapmıştım yani. Anımızın tadını çıkartmaya çalışmıştım. Atay'la güzel vakitler geçirmeye çalışmıştım ki hiçbir şekilde boş anımız yoktur Atay'la güzel vakit geçirmediğimiz. Hep onunla bir şeyler yaptık. Ata bindik, denize gittik, gezdik, alışveriş yaptık. Şehir şehir gezdik. Yani elimizden geleni yaptık. O yüzden anın tadını çıkar yani. Onu düşünerek yaşama bence. O çok korkunç bir şey çünkü. Demir'e de çok güzel mesajlar gelmiş. Ata ile tanışmamıza vesile olduğun için teşekkür ederim Ceylan demiş. Canımsınız. Çalıştığım zaman sizin videolara bakıyorum ve zaman o kadar çabuk geçiyor ki demiş. Canım. Ceylan abla İsveç'ten seni takip ediyorum. Seni çok seviyorum. Demir bizim için öp demiş. Melisa. Tabii ki öperim. Seni çok geç tanıdım ama bundan sonra hep olacaksın. Güzel yürekli ablam demiş. Buradan sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sizi ve oğluşunuzu çok seviyorum. Türkmenistan'a selam. Buradan Türkmenistan'a kucak dolusu sevgiler. Size o kadar hayranım ki kendime rol model aldığım bir ailesiniz. İyi ki demiş Seliha. Canımsın. Allah o kadar güzel bir annesin ki seni her izlediğimde keşke senin kızın olsaydım diyorum. Bu arada mesajlar şu şekilde arkadaşlar. Böyle gidiyor. Yani bayağı bir uzun. Elimden geldiği kadar hepsini okumaya çalışıyorum. En sevdiğin ana. Güzel. En sevdiğim ana. Ya en sevdiğim değil de beni en etkileyen anı sana anlatabilirim. Atara Demir'in kavuşmasıydı.
harika, muhteşem bir andı. Bir yandan acı çekiyorum, bir yandan işte doğum yaptığım Atay'ı göremedim, onu özlüyorum, evde bırakıp geldim. Ya doğumda bana bir şey olursa Atay'a kim bakacak korkusu. En etkilendiğim an onların buluşma anıydı. Evde temizlikçiniz var mı veya Demir'in bakıcısı? Hayır, ikisi de yok. Arada bir gelen sadece bir ablamız var. O da büyük temizliklere geliyor 15 günde bir falan. Onun dışında annem geliyor, yardım ediyor. Sağ olsun. Eşiniz ne iş yapıyor? Genelde evde, o yüzden sordum. Emine sormuş. Tarık benimle birlikte şu anda çalışıyor. Yani bana yardımcı oluyor. Demir'in bakımına yardımcı oluyor. Evde yardımcı. Onun dışında biz başka bir iş yapacağız şu anda. O işi tamamıyla ben, eşim ve görümcem yapacağız. Üçümüz birlikte yapmış olacağız ama daha çok işin yükü Tarık'ın üzerinde olacak. Böylelikle iş paylaşımı yapmış olacağız. Yani dışarı bütün işlerimizi Tarık hallediyor şu anda. Bebekle çok zor. Gerçekten çok zor. Şu an kitap okumuyorum, okuyamıyorum. Çünkü çok yoğunum. Görüyorsunuz zaten, oradan oraya koşturuyorum. Koyu da öyle olmak istiyorum. Hani kafam dağılsın diye. Bu da olabilir. Bu da bir seçim. Bir videona çok ağlamıştın. Aklımda kalmışsın. Rüyama geldin. Çok sevinçli. Atoş senin rüyana gelmiş. Gelmedi hala rüyama. İnşallah gelir bir gün. Bekliyorum hala. Hala üzüldüğüm için belki de. Çok ağladığım için belki de. Bilmiyorum neden. Cansın güzel kadın demiş. Demir'i kreşe yazdırmayı düşünüyor musun ileride demiş. Yani şu an düşünmüyorum. Demir'in bütün bakımıyla ben ilgilenmek istiyorum. Yani bir bakıcısı da olsun istemem şahsen. Çünkü ben senelerdir hani bunun özlemini çekiyorum. Onun ilk anları, ilk her şeyini kendim deneyimlemek istiyorum. En az 2 yaşını doldurana kadar ben bakacağım. Bütün bakımı, her şeyi ben. Zaten ben mini kulüp çıkışlıyım. Yani benim asıl mesleğim animatörlük olduğu için mini club şefliği yaptığım için, yani çocukların aktiviteleridir vesaire, eğlencesidir. Yani anlaşamayacağım hiçbir çocuk yoktur arkadaşlar. Çocuklar genellikle beni çok severler. Demir'le de iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir annesi olarak belki bu konuda ona destek olabilirim. Ama tabii kreşi bilmiyorum. Şu an yani düşünmüyorum. Sonra ne olur bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda. Trakostomili hayat zor muydu? Beni neler bekliyor? Bebeğime trake açıldı. Size sağlıklı ömürler diliyorum demiş. Evet, çok zordu. Hastalık başlı başına zaten zor. Ama trakostomi olmasa da bu kadar yaşayamazdı. Trakostomi açıldıktan sonra biz çok rahatladık. Hastaneye gitmemiz, gelmemiz azaldı. Diğer türlü sürekli hastanedeydik. Sürekli enfeksiyon geçiriyordu. Ama trakostomi açıldıktan sonra yani yutkunamıyordu. Yutkunamadığı için de boğazına kaçıyordu. Yani ancak şuraya kadar temizleyebiliyorsunuz boğazdan temizlerken. Diğer türlü trakeyle ciğerlere kadar inebiliyorduk. O yüzden rahat ettirmişti bize. Ya bu onun iyiliği içinde. Evet, yani çok zor bir şey. Düşününce bile çok zor. Ama iyiliği için ise yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz yani. Berraksu senin kardeşin mi, kuzenin mi? Berraksu benim kuzenim. Kardeşim değil. Gurur duyulası insansınız. Biz özel gereksinim evlatları olan ailelere güç veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biri yazmış ki o kadar çok kötüyüm ki saklamaktan kalbim paramparça. Bana psikolog gibi geliyorsun. Kıyamam. Ama ben de psikoloğa gidiyorum. Kendime iyi gelemiyorum. Garip ama. Çok özledin değil mi abla yavrunu? Ben de çok özledim. Anlatsam roman olur. Atamızın cennetteki mutluluğu, huzuru size de gelsin. İnşallah siz de onun gibi mutlu olun. İnşallah mutludur oralarda. Bizi oralardan izliyordur. Sadece sizin mutluluğunuzla çok mutlu olduğumu söylemek istedim demiş. Teşekkür ederim. Çok güçlü bir kadınsın. Seni hep böyle örnek alıyorum. Ceylan gibi güçlü oldum diyorum kendime demiş. Şimdi bizim bir şey anlatacağım. Çok fazla soru var. Yani bakın ya, gittikçe böyle gidiyor. Gittikçe böyle gidiyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bunu anlatayım size. Bizim 6 aylıkken falan tanıştığımız bir çocuk vardı. Hatta bizim dolapta hala resmi durur, Safa.
Onun annesi yazıyordu bana ara ara, görmüyordum. Şimdi yeni gördüm. Konuştuk onu da bayağı. Şimdi o soru kitapçığına tekrardan yazmış. Bir şeyler almış. Onu okumak istiyorum size. O da maalesef ki evladını kaybetti. O da 8 aylıktı galiba. Aynen 8 aylık olması lazım Safa'nın da. Sonradan tekrardan bir oğlu oldu. Bir de kızı vardı. Oğlu da şu an 1 yaşında. Demir'den önce oldu yani onun oğlu. Şey yazmış, Ceylan seni o kadar iyi anlıyorum ki aynı şeyleri yaşadık, gözlerinde kendimi görüyorum. Oğlumu toprağa verince hiçbir zaman azabı duymadım. Sen de duymuyorsun ve orada öyle rahat olduğunu düşününce sen de iyi oluyorsun ve Demir'e daha çok düşkün oluyorsun. Onda yaşamadığın duyguları bunda yaşamak kadar güzel bir şey yok bu hayatta, o bizi bekliyor. Yani tabii herkesin acıyı yaşama şekli farklıdır. Yani... Çok zor. Gerçekten çok zor. Bununla mücadele etmek, başa çıkmak çok zor. Yani bir şeyleri iyi bir şekilde düşünmeniz lazım ki kafayı yemeyin. Yani onun orada rahat olduğuna inanmasanız zaten bu hayat çekilmez. İnanın yani yaşayamazsınız, nefes alamazsınız. Onun orada iyi olduğunu düşünüyorsunuz ve bir gün kavuşacağınızı düşünerek bu hayatı yaşıyorsunuz. Hani ben sürekli şey düşünüyorum. Evet diyorum, çok özlüyorum ama orada rahat. İşte acı çekmiyor. Sürekli aspir edilmek zorunda değil. En güzel yemekleri yiyor. En güzel sebzeleri yiyor. Hani burada yaşayamadığı en güzel şeyleri orada yaşıyor. Evet biz burada onunla çok güzel şeyler yaşadık. Ama o şu an orada daha mutlu ve biz onun yanına gittiğimiz zaman daha da mutlu olacak. Yani onunla kavuşacağız. O günü bekliyoruz. O kadar güzel şeyler anlatabilirim ki size. Benim içimi rahatlatan. Tabii bir yanım böyle kavruluyor. Özlemiyle kavruluyor. Ama diğer yanım diyor ki Ceylan o rahat. Huzura kavuştu artık. Acı çekmiyor. Gözünün önünde acı çekerken yani artık hani sen de yaşamayı düşünmüyorsun. Çok kötü. Bunu nasıl açıklayabilirim size bilmiyorum ama sürekli nöbet geçiren ve bu denli ağır bir hastalığa sahip çocukla yaşamak çok zor. Nefes alamıyorsunuz. Yani çok kötü oluyorsunuz. Daha bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Çok çok zorlanıyorum bunları açıklarken. Hani bir şeyleri yanlış söylemekten de çekiniyorum açıkçası. Ama bir şeylerin güzel olduğuna inanamazsanız, eğer inanmak istemezseniz bu hayat çekilmez hale geliyor. Yani onun iyi olduğuna, rahat olduğuna, huzura kavuştuğuna inanmanız gerekiyor. Böyle hissetmeniz gerekiyor. Ve bir gün kavuşacaksınız. O sizi bekliyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Böyle düşünmeye çalışıyorum şu anda da. Bir yanım ferahlatan şey aslında o. Ne kadar zor olsa da bu şekilde mücadelesini vermeye çalışıyorum. Öyle sorularınızı da bu videonun içerisinde yanıtlamış oldum. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Ben böyle oturup anlatsam saatlerce saatlerce anlatabilirim arkadaşlar. Konuşmayı çok seviyorum kamera karşısında. Böyle gün içerisinde kafamda biriken şeyleri buraya aktarmak bana iyi geliyor. Sizinle konuşmak, sohbet etmek de iyi geliyor. Zaten yorumlarda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bana en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi inşallah bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.